Selamlar. Bugün Gonca Hanım'la birlikteyiz. Sizlerle aslında hem Gonca Hanım kimdir, ne iş yapar, nelerle uğraşır bunlardan bahsediyor olacağız. Bir yandan da Dubai'ye bir ay gittik. Şubat döneminde gitmiştik. Neler yaşadık, nasıl oldu? Dubai bir aylık bir dil eğitimi için yeterli miydi? Bize nasıl hissettirdi? Değer mi, değmez mi? Bunların hepsinden tek tek bahsediyor olacağız. Aslında biz Gonca Hanım'la tanışıyoruz ama ben yine de izleyicilerimiz tanısın diye şunu sormak istiyorum. Kimdir Gonca Akı desem? Gonca Akı, 36 yaşındayım. Yurt dışında bir hayat kurmak, bir düzen kurmak istediğim için ilk başta Green Card'a başvuru yapmıştım. Hani sonuç olur olmaz emin olamadığım için hani daha kolay nasıl gidebilirim düşüncesiyle böyle dil okulunu tercih ettim. Bu şekilde işte yurt dışına gitme çabaları harcayan birisiyim şu an için. Şu an bu. Şahane. Aslında Dubai'den sonra farklı programları da konuşuyoruz biz. Hani hangi ülke olsa nasıl ilerlesek ne yapsak diye. Ama ben Dubai'nin biraz daha böyle serüvenin başlangıcından bahsetmek istiyorum. Yani Dubai'yi karar vermenizde öncülük eden şey neydi desem? Nasıl karar verdik Dubai'ye? Ya Dubai aslında aklımda hiç yoktu. Ben Malta olarak düşünüyordum. Sonra geçen sene işte bu yılbaşında birkaç gün kalıp bir anda Dubai ile alakalı reklamlarınızı görünce, daha doğrusu içeriklerinizi görünce hemen bir anda böyle bir karar verip hızlı bir şekilde kayıt yaptırıp bir anda hani Malta'dan Dubai'ye geçiş yaptım. İyi ki de tercih etmişim. Çok güzel bir ay geçirdim. Çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Arada görüşüyoruz hatta hem yabancı hem Türk arkadaşlarımla. Gerçekten İyi ki tercih etmişim yani Dubai'yi. Şimdi aslında masraflardan da bahsediyor olacağız. Hani o bir aylık masraflar size ne kadara mal oldu, ne oldu? Şubat dönemi kısa dönemli gidilmesi için aslında en doğru dönemlerden birisi. Yani bir aylık bir serüveniniz varsa benim tavsiyem hiçbir zaman hani Temmuz'da, Ağustos'ta bir ayınızı harcamaktansa Şubat'ta gidin. Cıvıl cıvıl herkes kışı yaşarken siz yazı yaşayın. Hani eğer vaktiniz varsa bir ayda bir eğitim düşünüyorsanız Şubat ayı gerçekten doğru tercihlerden bir tanesi. Hani tamamen böyle yazlık bir yere gidiyormuşsunuz gibi kışın ortasında farklı bir serüven oluyor herkes için. Peki benim merak ettiğim şey şu. Dubai'de vize süreçleri sizin açınızdan nasıl ilerledi? Nasıl? Yani biz öğrencilere şunu söylüyoruz. %99 vize alınıyor Dubai Türkiye arasındaki ilişkilerden dolayı diyoruz ama gerçekten bu böyle mi? Doğru mu? Ya benim vizem evet çok yani başvuru yaptıktan çok kısa bir süre sonra zaten hemen vizem çıktı. Şubat ayında tam böyle Türkiye'de kışın ortasında ben direkt Dubai'ye gidip kıştan direkt yaza geçiş yaptım. Bir ay kaldım. Mart sonuna doğru döndüm. Yani güzeldi aslında. Çok güzeldi ya. Şu an böyle düşününce sanki böyle rüyaymış gibi geliyor. Hani çok çabuk geçti. Bir ay çok uzun gibi geliyordu gitmeden önce. Ama oraya gidin döndükten sonra sanki böyle bir hafta gidip gelmişim gibi hissettim. Çok kısa sürdü yani anlayamadım ben de. Ama gerçekten güzel yani. Çok güzel. İmkanı olan, olanaklı olan herkesin bir kere mahsus olsa bile gidip tecrübe etmelerini isterim. Peki, bu bizim ilk yurt dışı tecrübemiz miydi? Evet, ben ilk defa 36 yaşındayım ilk defa Dubai'ye gittim yani. Şahane. Şimdi Dubai ile ilgili birçok insanın aklında soru işaretleri de oluyor. Ben böyle hani bir kadına konuşurken direkt rahat hissediyorum kendimi. Çünkü birçok öğrenci gitmeden önce şunu sorguluyor. Ben bile şunu düşünmüştüm ya acaba hani Dubai'nin belli bölgelerinde işte şort giyebiliyor muyuz? Hani tamam turistik işte ne bileyim JBR'da giydin şortunu falan ama farklı bir noktaya gidersem işte Dubai Mall'a çıktığımda acaba ne yapmam gerekiyor? Hani bu kadar askılı giyeceğim, giyebilir miyim falan gibi böyle bir tedirginliği oluyor insanın gitmeden önce ne olursa olsun. Peki Ya bu durum ister böyle istemez benim de öyle bir şeyim oldu. İşte hani Arap ülkesi işte hani genelde başörtülüler bir sıkıntı olur mu? Ben çok böyle tereddütte kaldım. Ama hayır yani Türkiye'de nasılsan gayet kolsuzlar işte mini etekler mini şortlar giyip çok rahatlıkla gezebileceğin bir ülke yani. Hani kafamızda canlandırdığımız gibi bir yer değil. Bağnaz işte geri kafalı bir yer değil. Hatta neredeyse bizden daha açıklardı diyebilirim yani.
Tabii yani çok fazla turist aldığı için insanların bakmadığını da söylemek gerekiyor, açık konuşmak Evet. gerekiyorsa. Yani şöyle, ben Dubai'de giydiklerimi Ankara'da giyemem. Yani Antalya'da, Bodrum'da giyebileceğiniz kıyafetleri giymek gibi bir şeydi aslında Dubai. Dubai zaten turistik bir yer. Dolayısıyla herkes açık giyiniyor. Herkes açık giyinince insanlarda da hani hep şey olur ya, hani zaten göz alışkanlığı ve böyle bir bakmayayım hani, yani neye bakacak zaten. Hani ben mesela Ankara'da rahatsız olabileceğim tarzda, yani sokakta yürürken belki rahatsız olabilirsiniz, belki başka bir şey olabilir. Ama Dubai'de sizi rahatsızlık vermeyecek insanlar olduğunu söylemek gerekiyor. Hani belki şundan da dolayı olabilir. Çok ağır şartları oluyor biliyorsunuz ki orada bir suç işlemenin. Evet. Ama günün sonunda suç işleyen bir topluma gitmediğiniz için çok farklı bir, yani sonuçta biz dil okulu düşünüyoruz ve dil eğitimine giden bir öğrenci Dubai'ye gideyim de milletin çantasını çalayım diye bir planı olmadığı için, hani bizim öğrencilerimizin hani Dubai'ye gideyim hırsızlık yaparım gibi bir beklentisi olmadığı sürece Dubai'de çok çok mutlu olurlar. Çünkü öyle bir korku var insanlarda, orada yaşayan insanlarda, hani ona eğilen bir toplum olmadığı için aslında ortak payda da olması istediğimiz bir hayatı yaşıyoruz sanki. Hani her şey çok güvenli değil miydi bilmiyorum. Kesinlikle. Yani mesela kafede oturuyorsunuz, telefonunuzu ya da cüzdanınızı unuttunuz, gittiniz. Yani 2 saat sonra, 3 saat sonra gelip aynı yerden eşyanızı alabilirsiniz yani. Ya bana mesela, benim orada arkadaşım var Dubai'de. Hani bana mesela bana anlatıyordu ama hani ben yine de ister istemez böyle bir tereddüt dedim. Yok hani olmaz ya, siz hani abartıyorsunuz. Yok gerçekten de öyle, gerçekten çok güvenli. Yani evlerin kapılarını bile kitlemiyorlar. Hatta arkadaşım şey demişti, işte şirkete gittiğim zaman Gonca işte araba çalışır vaziyette bırakmış. Neredeyse 7-8 saat kalmış ve anahtar hani zaten üzerinde. Geldim hala çalışıyor ve hiçbir şey, ya kimse kimsenin umurunda değil. Hani bizim burada olsa birazcık daha böyle saniyesinde olur ama Dubai'de kesinlikle öyle bir şey yok. Ya zaten kızlar için mesela hani dışarı gece çıkabiliyorsunuz ve asla size laf atmıyorlar. Atarlarsa zaten bunun bir karşılığı var ve sert bir şekilde yani karşılığı oluyor. Kesinlikle kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kimse kimsenin eşyası çalayım işte el koyayım, hiç öyle bir şey yok, bir görüş, bir düşünce de yok. Gerçekten de çok güvenli, en güvenli ülkelerden biri yani, en azından ben tecrübe ettiğim için bunu söyleyebilirim. Evet, şunu söyleyeyim, benim İngiltere'de artık 6. senem doluyor ve ben İngiltere'den sonra, özellikle Londra'dan sonra Dubai'ye gidince ne oluyor ya, cennette miyim diye hissetmiştim. Çünkü burada yani telefonunuz elinizde, sokakta da yürüyemiyorsunuz artık, hani ya telefon hırsızlıkları var, işte farklı noktalarda farklı şeyler var. Her şeyin artısı eksisi var sonuç olarak, adama da soruyorlar yani madem o kadar kötü niye dönmüyorsun gibi bir sorular olabilir. O çok ayrı ama Dubai benim ileride yaşamayı düşündüğüm şehirlerden bir tanesi. Kesinlikle yaşamayı çok istiyorum çünkü inanılmaz güvenli, inanılmaz. İklimi bir kere çok güzel. Kesinlikle Bence. sürekli yaz, sürekli böyle ilkbahar yaz, çok güzel. Ama tabii gidecekseniz de eğer Ekim ve Mayıs, hatta Mayıs bile çok geç, Nisan diyebilirim yani. Ekim ve Nisan arası. Çünkü diğer aylar birazcık sıcak oluyor. Ya şöyle, aslında teknolojik de bir yere gittiklerini bilmeleri Evet. gerekiyor. Yani kaldığınız yurtta bile her odada klima oluyor. Kesinlikle. Otobüslerde klimalar var, işte duraklarda klimalar var, Buraklarda yani böyle çok farklı. Zaten aslında Dubai'li halk biraz daha uzun vadede yaşayan insanlar, hepsinin araçları var. Yani hani Dubai'yi ben biraz daha şeye benzetiyorum. Amerikan vari. Amerika ile İngiltere'de beğendiğimiz ne varsa alıp getirmişler. Yani yollar mesela İngiltere'de çok dardır. Şeritler dar. İşte 20 ile gidebilirsiniz falan yollarda. Hani öyle katı kuralları var İngiltere'nin. Amerika'ya baktığınız zaman arabanın alım gücü çok yüksek. Şeritler çok büyük. Araçlar büyük. Hani Dubai'de biraz daha öyle bir durum var. Yani hani neresi gelişmişse oradan bir şeyler alınmış. aynen. Dolayısıyla hani araç fiyatlarının da ben çok uygun olduğunu biliyorum. Bilmiyorum, araştırma fırsatınız oldu mu ama. Yani araçla alakalı bir yani araştırma fırsatım olmadı ama hani kendim tecrübe ettiğim için söylüyorum. İşte bir AVM'ye gittiğimde ya da bir markete gittiğimde evet alım gücü güzel, yüksek yani.
Hele bir de Türkiye'li kıyaslarsak yani mesela birim olarak hesapladığımız zaman 70 birimi burada zaten hiçbir şey alamazsınız ama Dubai'de iki poşet falan dolduruyorsunuz yani çok rahat. Şimdi bu benim için çok önemli bir nokta. Çünkü şu var, Dubai'de en başından beri masraflarınıza gelecek olursak. Şimdi bir aylık eğitim ve konaklama için ne kadar bir maliyet ödemiştiniz? Aklınızda var mı böyle bir? Okul ücretiyle beraber konaklamam işte hani zaten konaklamam beraberdi. Harçlıklarla beraber ben işte Şubat ayında gitmiştim. 50 bin TL. Ye denk geliyor Türk parası çevirdiğimizde. Yani aslında şöyle $1000 gibi bir maliyeti vardı. Euro'yu dolara çevir. Yaklaşık olarak $1000 gibi bir maliyeti var sanki. Hani okul artı konaklama sonrası harçlık gibi olacak mı? Aynen evet okul artı konaklama $1200 yanlış hatırlamıyorsam. $1000 kadar da hani orada harçlık gibi olsa işte $2200-$2500 kadar toplamda. Aynen öyle. Yani aslında sizin hani konaklamanız ve okulunuz çıktıktan sonra geri kalan hani kendinize harçlık onu da birazcık planlıyorsunuz. Değişik şu da var. Hani $1000 harcayacaksınız gibi bir durum var mı yok mu? Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü şu önemli. Şimdi mesela gittiğiniz zaman şunu da yapabilirsiniz. Hani öğrencilerin şunu da bilmesini isterim. Okulunuzda mikrodalga fırınlar var. İşte çay kahve alabileceğiniz yerler var, alanlar var. Evden termosunuzda bir şeyler alabilirsiniz. Yurtta da yemeğinizi yapabilirsiniz. Atıyorum makarna yaptınız ya da başka bir şey yaptınız. Ekonomiye mal edebilirsiniz. Ama yeme içmeyi konuşacak olursak, ben mesela oraya gittiğimde Aralık ayında gitmiştim. Zaten sizden hemen hemen bir ay önce gitmiş oluyoruz. Fiyatların da çok değişeceğini sanmıyorum. Açıkçası okulda yiyebileceğiniz bazı yemekler var. İşte dönerdir, işte başka şeylerdir. Bunlardan ekonomik olanları oluyor. Ya da marketlerde bazı sandviçler var mesela. Ya da donutlar var mesela. Hani çok Türkiye'de aslında pahalı olduğunu düşündüğümüz ama Türkiye ile birebir kıyasladığımızda çok daha ekonomiye gelen dışarıda yiyebileceğiniz şeyler olduğunu da keşfetmiştim ben. Evet kesinlikle. Zaten benim okulum bir üniversite kampüsüydü zaten. Orada da işte öğrencilerin yemek yiyebileceği alanlar da vardı. Yani ben hatırlıyorum 15 dirheme yani çünkü Dubai'de hani para birim dirhemdi. 15 dirheme şöyle dikdörtgen koca bir pizza yiyebiliyordum ve gerçekten de tok tutuyor yani. Hani illa böyle lükse kaç. Evet lüks bir ülke ama her kesime uygun da hitap ediyor. Kesin, yani yiyebiliyorsunuz ya çok uygun. Yani 50 dirhemi geçmez de 50 dirhemi bulmaz bile zaten. Hani mucize yani o, lükse kaçman gerekiyor 50 dirheme karnı doyurabilmen için. Ama hani 15 dirheme 20 dirheme karnını gayet rahatlıkla doyurabiliyorsun. Bildiğim de şey yani 50 dirhem veriyorsanız aslında şeye gitmeniz lazım. Bu JVR Beach'te ya da Marina'da falan lüks şey var mı? Lüks gerekiyor. Gökyüzü restoranına gidebilirsiniz. Hani böyle tepede bir şey yiyorsunuz ya da başka bir şey yapıyorsunuz. Aslında hani öğrenciler Dubai dediğimiz zaman hemen bir irkiliyorlar. Hemen acaba çok mu pahalıdır? Nelerle karşılaşacağım? Ne olacak? Şimdi mesela okulun düzenlediği safari etkinlikleri bile aslında ne kadardı desem? Yanlış hatırlamıyorsam ya emin değilim çünkü bayağı oldu. 70 dirhem falandı galiba. Yani her şey içerisinde yanlış hatırlamıyorsam eğer. Zaten okulun belki 70'e de çıkmış olabilir. Yani hani o civarda. Yani öyle bir şeydi. Tam net hatırlayamıyorum ama zaten okulun hani sadece okulun düzenlemiş olduğu etkinliklere bile gitseniz Dubai'yi komple gezmiş oluyorsunuz. Yani bizim okulumuz için öyleydi en azından. Her hafta farklı bir etkinlik oluyordu. Her gün ayrı bir etkinlik oluyordu. İşte voleybol turnuvası, futbol turnuvası, safariler, işte ne bileyim JBR'a gitmek, işte gezmek için falan bir sürü aktiviteler vardı. Eğlenceye de gidebiliyordun ayrıca. Hani sadece bu gezi olarak değil, hani bir bara, bir diskoya da gidebiliyordun. Okulun düzenlemiş olduğu. Yani hiçbir şey yapmasan bile okulun düzenlemiş olduk etkinliklere katılsam bile yeterli olur yani. Uygun bir şekilde gezmiş olursun zaten.
Ya aslında şu çok önemli bence. Şimdi mesela oraya gidiyorsunuz, dersten sonra arkadaşlarınızla gidiyorsunuz, okulda sizin gibi yeni insanlarla bir arada gidiyorsunuz. Bir kere ilk başta hani bir ay, 2 aylık gidildiği zaman Dubai'ye bence okul aktiviteleri önemli oluyor. Sonra zaten öğrenciler hani uzun vadede kendi planlarını yapmış oluyorlar, görmüş oluyorlar, bir şeyler oluyor ve farklılaşıyorlar. Ama ilk başlarda ne kadar hızlı bir şekilde adapte olunur, ne kadar hızlı ilerlenirse aslında hem o dönemde arkadaş bulmada, arkadaş edinmede çok kolaylık sağlıyor hem de farklı insanları tanıyabiliyorsunuz. Da bir kültürün içerisindesiniz aslında. Ben mesela hani gittiğimde şunu görmüştüm. Kafamda çok büyüttüğümü fark ettim. Yani hani Türkiye, yani şunu düşünüyordum. Fiyatlar İngiltere fiyatı gibidir. Ama gittiğimde gördüğüm şey şuydu. Fiyatlar Türkiye fiyatı gibiydi. Yani almak istediğiniz şeye göre değişiklik gösteriyor. Ne Aynen. almak istediğinizi siz belirleyebilirsiniz. Yok işte Gökdelenin tepesinde yemek yiyorsanız ona göre bir fiyat verebilirsiniz. Hani bu herkese kalmış. Bizdeki öğrencilerin hani Dubai'yi görebilecekleri kaynak anladığım kadarıyla hani Damla Bilic, Zeynep Bastık Dubai'ye gittiğinde ne harcıyorlar? Onu görünce diyor ki o çok lüks bir yer. Evet lüks ama Pizza Hut'tan da yemek yiyebilirsiniz. Mesela ben bazen öğrencilere kızıyorum. Sürekli diyorlar ki işte çok uygun diyorsunuz ama Cezene Burak da var. İşte Nusret de var. Onların ücretleri şu kadar. Bir dakika, Türkiye'de her gün Cezene Burak yiyordun da haberim mi yoktu? Gibi bir Yani düşünce oluyor Türkiye'de zaten. benim. Yani hani o kişiye göre değişiklik gösteriyor. Pizza Hut'a gidiyorsanız, Subway'a gidiyorsanız ya da işte McDonald's'tan yemek yiyebilirsiniz bu arada. Hani bu noktada biraz daha uyguna ve ekonomiye geliyor. Peki aklınızda var mı ya, hatırlıyor musunuz? Tabii üzerinden zaman geçti, yani yaklaşık 1 yıl olacak artık ama Evet. zaman hızlı geçiyor. Şimdi yani hani böyle ne kadar harcıyordunuz bir gün içerisinde Dubai'de desem, ya da şöyle yapalım isterseniz, bir gün sabahtan akşama kadar neler yaptığımızı ve 3 aşağı 5 yukarı ne kadar maliyete katlandığımızı söylesek. Benim zaten okulum öğleden sonraydı. Yani işte kalkıp işte hazırlan kahvaltı falan, servise okula gidiyordum. İşte okul bittikten sonra eğer arkadaşlarımla bir plan yapmayacaksak zaten yurda tekrar geri dönüyordum. Yurda geri dönmüş olsam da mesela vardı, çok yakındı zaten. Hani orada işte haftalık olarak alıyordum ben yiyeceklerimi. İşte bir poşet, 2 poşet alıyordum. Yani en fazla ödediğim 70 dirhemdi benim markette. 70-75 dirhemdi ki üstüne çıkmadım kesinlikle. Hani altı oldu ama üstü olmadı. Ama eğer arkadaşlarımla mesela bir aktivite yapacaksak da işte ne yapıyorduk? Dubai Mall'a gidiyorduk. Dubai Mall'da işte restoranlar karnımızı doyuracaksak işte fast food tarzında. Orada da 20 dirhem, 24 dirhem, yani bu şekilde genelde hep böyleydi. Ama ben birazcık şey dönmeye yakın İşte hediyeler, küçük küçük hediyeler alayım derken biraz fazla abartmış olabilirim. Belki birazcık fazla harcamış olabilirim ama onun dışında gerçekten hani her bütçe uygun. Evet, lüks de var. Orta da var. Hani o size kalmış bir şey artık. Hani o sizin para harcama potansiyelinde kalmış bir durum. Her kesimde uyum sağlıyor. Yani yemek konusunda zaten ben 25 dirhemi geçmemiştir ya. Asla geçmemiştir yani. Hatırlamıyorum çünkü. Gerçekten Yani hatırlamıyorum. yok, kesinlikle haklısınız. Ben de hiç hatırlamıyorum. Yani bir tatlı alıyorsunuz, donat alıyorsunuz. Mesela eski videolarımıza bakıyorum. Fişler falan da varmış. Hani böyle paylaşmışız. Donat almışız, kahve almışız falan. Demişim ki Türkiye'de bunu 100 liraya alamazsınız. Kesinlikle vaat ediyorum falan. Hani yok yani, 100 liraya bir donat alacaksınız. Yanına kahvenizi alacaksınız işte. Ve sahil kenarında oturacaksınız. Hani bunlar birazcık çok mümkün. Şimdi birazcık da bu sahillerden bahsetmek istiyorum. Şubat ayında gittiğiniz muhteşem plajlar nasıldı desem. Yani çok güzeldi. Yani evet, sahil zaten tertemiz. Kum öyle, deniz öyle. Gerçekten çok güzel. Ben çoğunlukla hep böyle gün batımına doğru, hani akşam üzere hep okuldan çıktıktan sonra gittim birkaç kere. Gerçekten çok güzeldi. Bir kere de ilk defa hayatımda akşam denize girdim. Korkarak girdim ama iyi ki de girmişim. Çok da güzeldi. Herkes de zaten öncelikle herkes birbirine karşı saygılı en önemlisi. O yüzden
Mesela bizim buradaki sahiller gibi yerlerde çöp asla bulamazsınız. Yani temiz, çok temiz çünkü. Çok güzeldi. Şu an böyle konuşunca da anılarım canlandı ve özlediğimi hissettim. Peki merak ettiğim başka bir şey. Mesela ben şunu tuhaf bulmuştum. Biz de işte Bodrum'a gittiniz, Antalya'ya gittiniz. Sahil güzelse dibine şezlongu dayıyor oteller. Ve oteller dolayısıyla hani böyle güzel bir kıyı görüyorsanız bilin ki o otelin özel hani müşterilerinin sahilidir diyebiliriz. Halk plajına baktığınız zaman da maalesef şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. İşte çakıllı, taşlı, kıyılık neresi varsa orası halk plajı ve halk plajı biraz böyle tıklım tıklım oluyor. Gelen profil biraz daha düşüyor. Sizi rahatsız edebiliyorlar. Çantanızı falan, telefonunuzu nereye koyacaksınız belli değil. Ne yapacaksınız belli değil. Şimdi burası bir Türkiye gerçeği var yani. Hani burada Kesinlikle. tatile gittiğinizde ay çok rahat ettim ben de halk plajına gittim deme şansınız çok da yok yani biraz tedbirli gitmeniz lazım ki onun için işte güneş kremlilikleri alınıyor işte içi boş içine telefon koyuyorsunuz falan böyle 1.000 tane takla atarak hareket ediyor olmanız gerekiyor. Peki Dubai'de bu plajlar nasıldı desem? Dubai'de kesinlikle mesela bu otellerin almış olduğu sahiller halk plajın için geçerli Dubai'de. Böyle kum, yani çakıllı bir yer değil gayet böyle. Çok güzel ya. Kumu bile güzel. Kumu bile güzel yani. Yani size özel ya. Hani kesinlikle siz orada kendinizi işte hani burada bir statü ayrıcalığını hissediyorsunuz. Öyle yani sahillere gittiğinizde. Ama Dubai'de onu hissetmiyorsunuz kesinlikle. Yani evet çok zengin insan da seninle aynı sahili kullanıyor. Senin yani işte orta halli insan da senin aynı. Herkes eşit. Herkes aynı. Sadece işte gideceğin yerler farklılık gösteriyor. Onun dışında kimseden böyle bir üstünlük ya da ne bileyim bir eziklik hissetmiyor. Ya Türkiye'de olduğu gibi değil en azından. Ya ben şunu fark etmiştim. Şezlonglular biraz daha gerideydi bile JBR'da. Yani herkes havlusuna oturup Havlu yüzünden güneşleniyor. otur üstüne. Başka hiçbir şeye gerek yok. Bir havlu, bir çanta tamam. Hani şey dedim ki yani bu yazık günah değil mi? Şezlongu olan adamlar geriye atılmış falan. Hani öyle de bir durum vardı açıkçası. Yani çok farklı hissettirmişti bana. Çünkü hani Dubai'ye gittiğinizde hissedeceğiniz şey güvenlik falan evet doğru ama yan tarafınızda da mesela İngiltere'de de bu durum böyle. İnsanlar biraz daha mütevazı ve yan tarafınızdaki insanlar hani şemsiyesini açıyor, güneşini alıyor. Biz Türkiye'de çok alışkın da değiliz aslında. Ne bileyim havluyla kuma oturayım, yatayım. Bir şezlong arayışı içerisinde oluyor insanlar ama Dubai'ye gittiğinizde diyorsunuz ki aa herkes şezlongda. Hani hiç kimse gelip de yok şimdi pardon yani havlusun üzerinde yatıyor. Hiç kimse gelip de işte size bir şey zorla satmaya çalışmıyor, bir şey yapmıyor. Hani bir rahatsız Kendi eden halinde. yok. Kimse kimseyi Değil mi? rahatsız etmiyor. Farklı bir medeniyet var. Ben bu medeniyet demişken aslında gördüğüm şey şuydu ve ilgimi çeken şey de şuydu. Dubai Mall'un etrafında hani bu fıskiyelerin olduğu bölgeden bahsedeceğim. Klasik müzik dinletiyorlardı. Yani hani özel bir gösteri olmadığında yolda yürürken sokakta klasik müzik çalması bana çok ilginç gelmişti açıkçası. Hani ne oluyor ya? Alışık olmadığımız için bizi ya böyle ister istemez yadırgıyoruz. Evet yani gösteriler olmasa dahi evet müzikler böyle müzik eşliğinde alışverişini yapıyorsun, yemeğini yiyorsun, arkadaşınla işte kahveni alıp sohbet edebiliyorsun. Yani hani şey ilginç gelmişti bana. Hani ben mesela videolarda falan izlerken sürekli şey diyordum ya aman su gösterisi ne var? Hani üf, herkes de bunu çekiyor falan gibi böyle bir moddaydım. Peki gittiniz gördünüz nasıldı o su gösterileri desem? Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde ben böyle yani su gösterisi mesela canlı yayın yaptım ben. Normal canlı yayın yapan bir insan değilim. Sadece videoya çekecektim ama gerçekten çok güzeldi. Ya muhteşem bir su gösterisi vardı. Ve birkaç kere daha izledim. Yani özellikle o saatinin olduğu zaman denk getirip hani Dubai Mall'da olma saatimi gerçekten çok güzeldi. Hatta böyle şey arkadaşlarımla konuşurken de bak size canlı yayın göstereceğim. Siz de benimle beraber izleyin diyeyim. Canlı yayın yaptığımı hatırlıyorum ki ben kolay kolay canlı yayın yapan bir insan değilim yani. Asla değilim hatta.
Ben şey olmuştum yani, havai fişek gibi, bu ne ya, müzikle uyumlu ve yani çok çok büyüleyiciydi. Hani böyle yollarda falan gördüğümde sürekli böyle şey diyordum, aman yani hani burada da hiçbir şey yok herhalde, o yüzden millet de bunu çekip çekip atıyor falan. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Yani bunu çeksen ne olur, çekmesen, paylaşmasan ne olur diyordum. Ama yok, öyle olmuyormuş. Gidip gördüğün zaman istemsizce de olsa böyle çekip paylaşasın geliyor. Yani o bir anda suyun patlaması bile hani gerçekten çok büyük görsel bir şölen. Bayağı bir teknoloji var yani, hani orada havai fişek patlıyor gibi zaten suyun boyutu falan da çok etkiliyor. Hani gözle gördüğünüz zaman inanılmaz büyüleyici bir şey. Bir de dronlardan bahsetmek istiyorum ben. Bu görsel şölenler demişken. Drone gösterileri. JBR Beach'te. Onu izlemedim. Kaçırmış olabilirim. İzlemişsiniz değil mi? Yani Ben şöyle de kaçırmışım. oluyor. Hatırlayamıyor olabilirim. Çok gezdiğim için. Yani hani mesela gökyüzünde bir anda şunu yapıyorlar. İşte akşam oturuyorsunuz. Yani %100 görmüşsünüzdür. Her saat başı oluyor çünkü. JBR Beach'te bir anda kalemden dünya geçiyor. Oradan uçak geliyor. Böyle yukarıda görüyorsunuz dronların hareket ettirildiğini. Özellikle marina bölgesinde bunu yakalayabiliyorsunuz. Neyse bir ay olmuş. O yüzden yakalayamamışız. Bundan sonra gidecek öğrencilere tavsiyemiz. Evet, kesinlikle JBL'e gitsinler. gittiğinizde etrafınıza bakın, gökyüzünü izleyin diyelim. Çünkü orada da drone gösterileri olabiliyor. Ama siz tabii Dubai'ye gittiğinizde bayağı da gezdiniz açıkçası. Ben videolarınızı falan da gördüm. Nerelere Dubai'ye gittiğimiz zaman desem. Yani ben zaten çoğunluk okulun aktivitelerini ben dönmemin son 2 hafta kala katıldım. İlk 2 haftada yabancı arkadaşlarla beraber bizim böyle 6-7 kişilik bir grubumuz vardı. Benle beraber bir tane daha Türk arkadaşım vardı. Geri kalan arkadaşlar işte Kolombiya, Venezuela, Meksika, başka neredeydi? Yani 3-5 tane daha vardı böyle. Biz hep onlarla beraber işte okuldan çıkınca genellikle biz ya cuma pazar gezdik ya da cuma cumartesi gezdik arkadaşlar daha çok. Old Dubai'ye gittik. İşte Dubai Mall zaten bir şey. Herkes kesin gidiyor zaten. Olmazsa olmazlardan. JBR'a gittik arkadaşlarla beraber. Akşam sahilde oturduk. Yani çok güzeldi. Sonra başka nereye gittik? Zaten Safari okul etkinliğiyle. Okul etkinliğiyle beraber voleybol turnuvasına katıldım. Başka nerelere gittim? Başka şu an. Hatırlayabildiklerim bu kadar galiba. Okulda da zaten benim dönmeme yakın şey vardı. Hintli öğrencilerin, üniversitede okuyan öğrencilerin. Onların böyle bir gösterileri vardı. Mezuniyet gibiydi sanırım. Onların gösterilerine falan katılmıştım. İşte şarkı söylemişlerdi, dans etmişlerdi falan. Tabii dönmeme yakın olunca birkaç gün kala böyle. İçim böyle bir buruk vaziyette, sanki ben oradan mezun oluyormuşum hissiyatıyla. Yani ben bir ayda çok çabuk adapte oldum sanırım. Çünkü hiç yani böyle şey hissetmedim, yabancılık hissetmedim. Yani ilk uçaktan indiğimde, evet, havaalanına geldiğimde böyle bir Allah'ım ben ne yapıyorum, nasıl yani oldum. Ama sonrasında yurda geldikten sonra diğer ilerleyen zamanlarda hiç öyle bir yabancılık çekmedim. Zaten direkt arkadaş grubu oluşuyor kendiliğinden. Hani yalnız hissetmiyorsun kesinlikle. O da çok ilginç değil mi? Yani birçok öğrenci aslında bundan da tedirgin oluyor, açık konuşmak gerekiyorsa. Şimdi ben şunu tavsiye ediyorum, ne olursa olsun. Hani birazcık sakin kalmak ve adaptasyonu beklemek gerekiyor. Çünkü mesela bugün bile bir mail aldım bir öğrencimizden. Şunu söylüyor ya, pazar günü gitmiş mesela yurduna. Pazartesi çok yorgun olduğu için okula gitmemiş ama kendini yalnız hissettiğini belirtmiş. Yani aslında birazcık şunu hissetmek gerekiyor, ne olursa olsun. Hani pazar günü evet kendimize hani ayırdık. İşte uçak biletini aslında ona göre planlamak gerekiyor. Ne bileyim hani o yurda gittiğiniz ilk gün, hani okuldan bir gün önce gidiyorsunuz doğru. Ama biraz bir dinlenmek için de kendine zaman vermeniz gerekiyor. Dinlendiniz. Pazartesi ne olursa olsun hep bütün öğrenciler sizinle birlikte gidiyorlar. Yani o gün zaten sizi kaynaştırılıyor. O günü çok kaçırmayı tavsiye etmiyorum. Ben bazen hatta şey diyorum, yani o günü kaçırıyorsan bir hafta sonraya gitsek. Ya bazen öğrenciler diyor ki ucuza uçak bileti aldım, çarşamba günü mü gitsem?
diyorum ki hani çarşamba git iki günü yakmış oluyorsun, tamam bu senin kararın ama yani tavsiyem pazartesi gününe bekletmenden yana olur. Çünkü ne olursa olsun herkes aynı anda aynı şekilde sizinle birlikte geliyor ve okul ona göre ciddi oryantasyonlar düzenliyor değil mi? Kesinlikle. Yani benim ben pazar akşamı bindim buradan. Sabaha karşı ben Dubai'deydim. Hatta yurtta sabah 5 falan da yurda geldiğimde 12'de de zaten servisimiz hareket ettiği için ben birkaç saatlik uykuyla hemen işte uyudum, uyandım, hazırlandım. Hemen direkt hiç zaman kaybetmeden okula gittim. Ama iyi ki de gitmişim. Kesinlikle iyi ki de gitmişim. Hiçbir zaman kaybım olmadı. Evet, ilk birkaç gün böyle bir ya tek başınız, özellikle yurda geldiğinde ben odamın kapısını kapattığımdan böyle yalnız hissettiğim oldu ama birkaç gün sonrasında zaten asla öyle bir hissiyat oluştu çünkü arkadaşların zaten seni yalnız hissetmene fırsat vermiyorlar. Ya özellikle Kolombiyalılar aktivite, sürekli efendim. Özellikle Kolombiyalılar galiba. Kesinlikle. Kolombiyalılar zaten eğlenmeyi, gezip dolaşmayı çok seviyorlar ve asla yorulmuyorlar. Yani hiç yorulmuyorlar. Benim yani dünyanın neresinde olursa olsun Kolombiyalılara karşı ayrı bir şeyim var. Yani hani nereye giderseniz gidin Kolombiyalılar sizi arkadaş grubunda hani 5 kişi de olsalar bir tane yabancı bile görseler hemen dahil ediyorlar. Çok cana yakın davranıyorlar. Hani ben Türkler cana yakın falan diyordum. Hayır yani biraz, ya bütün öğrencilere sorduğumda kimler vardı dil okulunuzda dediğinde hepsinin ilk aklına gelen Kolombiyalı ya da Brezilyalı oluyor. Bazen Meksikalı da oluyor ama daha çok Kolombiyalı ve Brezilyalılarla çok yakın ilişkileri oluyor aslında Türklerin. Çünkü inanılmaz çekiyorlar ve Türkiye'yi biliyorlar. Merak ediyorlar. İlgilerini çekiyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl ilerliyorsun? Biz de Kolombiya'ya yani hani böyle bir samimi bir ortam oluşuyor aslında sanki değil mi? Evet kesinlikle. Hani hatta bizim bir grubumuz vardı. Dubai'de kurmuş olduğumuz bir WhatsApp grubumuz vardı. O grubumuz hala daha var yani. Bazen böyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Güzel oluyor. Hatta birkaç yanlış hatırlamıyorsam iki tane arkadaşım da Türkiye'yi de geldiler, gezdiler böyle. Ama tabii ben onların geldiği dönemde sağlık problemlerinden dolayı onlarla görüşemedim. Ama hani tekrar geleceklerini söylediler. Dedim istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ben de misafir edebilirim sizi. Gerçekten çok sıcakkanlılar. Çok böyle seninle hani yani çok güzel iletişim kurmaya çalışıyorlar ya. Her şeyine dahil ediyorlar. Her şeyi böyle seninle konuşmak istiyorlar. Zaten hani tam böyle ben evet bir ay kaldım. Keşke uzun dönem alsaymışım. Ama kendimi böyle cesaret edemedim. Hani şimdi işte 5-6 aylık alırım. Ya sevmezsem ya yapamazsam zorlanırsam diye düşündüğüm için dedim bir ay olsun bir deneyelim falan. Keşke uzun süre alsaymışım ya yani uzun dönem alsaymışım. Ki 6 aylık alan arkadaşlarım var. Hatta orada kalanlar bile var. Yani görüyorum sürekli Dubai'den paylaşımlar yapıyorlar. İş bulup çalışanlar da var. Gayet onlar da orada hayatlarını, düzenlerini kurdular, devam ettiriyorlar. Hatta söylüyorlar işte Gonca sen de gel diye. İnşallah ben de gideceğim. Umarım. Ya aslında Dubai hakikaten yaşanması da dediğim gibi bir yer. Work and study programlarının avantajları da oluyor. İşte çalışma izniniz geliyor, sonrasında iş bulabiliyorsunuz, kalabiliyorsunuz. Dubai'de kalmak bir tık daha diğer ülkelere nazaran daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani Dubai'li bir halkın zaten Dubai'de çalışması mümkün değil. Yani halkın %10'u Dubai'liler oluşturuyor ama şu kafanızda her zaman şu örneği veriyorum. Yani hani Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'yı hayal etsinler. Melisa Ilıcalı ne garsonluk yapar, ne öğretmen olur. Yani matematik öğretmeni mi olacak? Hadi makine mühendisi mi olacak? Yani bu kız da olsa olsa işte babasının işini devam ettirir. Ya da ressam olur ya bir şey olur. Hani sanatla ilgilenir falan. Hani biraz daha hobi hayatı yaşar. Hani tutup da makine mühendisi olayım, aman İngilizce öğretmenliği yapayım gibi bir kafaya girmeyecektir. Aynı şekilde Dubai'li insanların da çocukları ya iş insanı oluyorlar ya daha farklı hobilerini tercih ediyorlar ya da hiç çalışmıyorlar. Onu kesin bu. Peki bu ülkede kim makine mühendisi olacak, kim mimarlık yapacak, kim öğretmenlik yapacak, kim garsonluk yapacak dediğimiz zaman dışarıdan kişilerin gelip çalışıyor. O sırada devreye bizler giriyoruz. Ya biraz da Türk ırkını daha yüksek görüyorlar açık konuşmak gerekiyorsa. Hani mesela diğer çalışan
milletlere göre tip olarak, profil olarak, azim olarak da daha iyi olduğumuz evet. için yani biraz daha kolay kalmak. Yani çünkü İngiltere'de, İrlanda'da, Malta'da ne olursa olsun tabii ki bu ülkelerde de kalan öğrencilerimiz var. Çünkü konuşulan diller İngilizce ama orada önce kendi halkı daha sonra göçmenler çalışsın istiyor. Yani bu da devletin zaten kalkınması, yani gelişmiş ülkelerde olan şey budur. Yani hani aslında baktığınız zaman İngiltere'nin asıl mottosu ne? Önce İngilizler çalışsın, sonra diğerleri çalışsın. Bu da gelişmişliği getirir. Dubai'ye baktığınız zaman adamlarda her türden para olduğu için ihtiyaç yok. Yani hani çalışsın, önce Dubai'li çalışsın. Ne yapacak adam? Yeri mi süpürecek, garsonluk mu yapacak? Yani bir sürü alan var. Havaalanında çalışabilirsiniz ya da farklı işler yapabilirsiniz. O yüzden de Dubai'de kalmak, uzun vadede devam etmek biraz daha diğer ülkelere nazaran daha kolay olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ne olursa olsun İngilizcenin konuşulduğu bir ülkeden bahsettiğimiz için İngilizce bilme zorunluluğunuz var. Bazen öğrenciler şöyle gelebiliyor. İşte ben Arapça biliyorum. Dubai'de kolay iş bulur muyum? Diyorum ki sanmıyorum. Yani ne olursa olsun Dubai'de konuşulan dil nedir diye İngilizce. Size sorsam tecrübelerinizden. İngilizce. Zaten hani ilk gittiğimde ben de hani böyle süper bir İngilizce bilen bir insan değilim. Evet, bir aylık kısa bir sürede tabii ki de İngilizce sular seller gibi kesinlikle öğrenemezsin. Ama sürekli İngilizce maruz kaldığımız için ister istemez belli bir yerden sonra kuruyorsun. Yani işte ne bileyim çeviriden yapıyorsun, söylüyorsun, telaffuz ediyorsun. İşte bir şekilde kelimeleri bakıyorsun, cümle kurmaya çalışıyorsun. Zaten okulda sürekli İngilizce, hoca zaten asla, hani hocalar da zaten yabancı. O yüzden asla böyle Türkçe yok. Hatta ben hatırlıyorum yani ilk derse girdiğim gün, ilk günümü. Böyle şeydi, girdim, işte hoş geldin falan filan, böyle işte kendimi tanıttım. Sonra derse başladı hoca, kaldım böyle. Sonra da artık yavaş yavaş aradaki kelimeleri çıkartarak, anlayarak, hani ne demek istediğini anlayabiliyorsun. O yüzden hani İngilizce hiç bilmeden de gidebilirsin. Çünkü sürekli maruz kalacağından dolayı çok kısa bir sürede, tabii bu bir ay değil bu kısa süre, bir tık daha uzun. Ama kısa bir sürede çok rahat bir şekilde İngilizceyi öğrenebilirsin. Yani mecbursun, yani bir su almak için bile İngilizce konuşmak zorundasın. Karnını doyuracaksın, sipariş vereceksin, İngilizce konuşmak zorundasın. Yani o yüzden bir şekilde öğreniyorsun. Ve daha güzel aslında. Hani bizim burada öğrenmeye çabalayıp da burada Türkiye'de mesela kursa gitmekle yabancı ülkede birebir maruz kalmak aynı değil tabii ki de. Yani maruz kalmak her zaman daha iyi. Evet, yani aslında siz ne olursa olsun dışarı çıkıyorsunuz, dediğiniz gibi su içmek zorunda. Yani ne yapacak, nasıl söyleyecek, buraya nasıl giderim, şuraya nasıl yaparım, ne olacak? Yani bunların hepsini tek tek biliyor olmanız ve konuşabiliyor olmanız gerekiyor aslında. O da birazcık insanları sıkıştıran, sıkıştırdıkça da geliştiren bir nokta oluyor. Çünkü zaten yurt dışına gitmenin de bir amacı var değil mi? Yani Türkiye'de olsaydı zaten olurdu. Amaç yurt dışına gittiğinde biraz daha kendini zorlamak. Daha kısa süre, evet. Ya zorlanıyorsun, illaki zorlan. Hani tabii ki mesela şimdi böyle konuştuğumuz zaman çok basitmiş gibi gelebilir insanlara ki mesela ben böyle anlattığım zaman Gonca çok basit, hani al indirgiyorsun, basite indirgiyorsun. Hayır, basit değil. Evet, konuşurken basit ama nasıl böyle Türkiye'de bir şehirden bir şehire gittiğinde nasıl zorlanıyorsan illaki orada da zorluk olacak. Çünkü sen ülke değiştiriyorsun ve tek başınasın. Ve bilmediğim bir ortam, bilmediğim bir dil, bilmediğim bir ırk. O yüzden ister istemez zorlukları olacak. Ama her zorluğun bir güzelliği var. O yüzden eğer hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan, eğer yurt dışında bir eğitim almak, yurt dışında bir yaşam sürmek istiyorsan, orada bir çalışmak istiyorsan, orada bir kendi hayat kurmak istiyorsan, bu tatlı zorluklara katlanmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani en basitinden ben şöyle de düşünüyorum. Yani üniversiteyi bitirmek bile ya da liseyi okumak bile hani bir zorluğu var. Açıkçası aynen. Üniversite sınavına girerken bile hani bir sınav var ve lisenin son senesinde o sınava yoğun bir şekilde çalışıyor olmanız lazım. Telefonunuzu işte bir televizyondan falan uzaklaşıyor olmanız lazım ki ona odaklanın. Ardından üniversiteye gidiyorsunuz, bitiyor mu bitmiyor. 5 sene boyunca, 4 sene boyunca okuyorsunuz. Ve amacınız sadece aslında çalışıp para kazanabilmek, bir şekilde bir şeyler yapmak.
yapmış olmak. Günün sonunda bunun mükafatında siz üniversiteyi nasıl değerlendirdiğinizle anılıyorsunuz. Yani üniversitedeyken aktif bir şekilde sürekli bir şeyler yaparsanız, staj yaparsanız, işte farklı yerlere giderseniz, farklı aktivitelerde bulunursanız okey. O zaman hani dolu dolu çıkmış oluyorsunuz. Ama şunu da yapın, dersten derse gelip gidebilirsiniz. 4 senenizde, 5 senenizde hani okula gidiyorum ya ben diyebilirsiniz. O zaman zaten çıktıktan sonra biraz daha ortada kalma gibi bir durum oluyor. Ya ben şimdi ne yapacağım, nasıl hareket edeceğim? İşte orası öğrencinin kendi potansiyeli ve kendini gerçekleştirme isteğiyle doğru orantılı oluyor. Hiçbir eğitim kurumu ne olursa olsun sizi hani komple alın, bu da işte siz kendinizi geliştirebilin diye şu oluyor demiyor. Aslında eğitimin, öğretimin en büyük noktası şu: nasıl yapabileceğinizi gösterip sizi bırakmaktan geçiyor. Bu noktada da Dubai'ye gittiğiniz zaman da tabii ki hani bunlar zor şeylerdi. Hatta bence uçağa binmek bile zor. Açık konuşmak gerekiyorsa hani ilk yurt dışı tecrübesi olduğu zaman pasaport kontrolünden nasıl geçeceğim? Harç pulu nereden alacağım? Nereye bagajımı vereceğim? Bagajım yetecek mi? Ağırlığı olacak mı? Her şey bir stres açık konuşmak gerekiyorsa. Ben hatırlıyorum kendi tecrübelerimi. İnanılmaz yani, hayatımda hiç uçağa binmemiştim bu arada. İlk yurt dışına giderken böyle dedim ki hani ben nasıl gideceğim? Ankara'dan İstanbul'a gidiyorum ama yani hani ya nereye bakacağım, nereye bakmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor? Ha, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hep ailemle bir yerden bir yere gitmişiz, araçla hareket etmişiz. Uçağa binmemişim. Yani havaalanına gideceksiniz, oradan bir şey, bagajınızı nereden alacaksınız falan, bu bile büyük bir olay oluyor. Ama günün sonunda bir şeyleri başarınca farklı da hissettiriyor. Yani özgüveninizde falan bir değişiklik hissettiniz mi döndüğünüzde? Evet, kendime daha bir, evet yani kendime güvenim vardı ama orada böyle hem kendimi çok özgür hissettim, hem böyle ayrı bir güven geldi. Türkiye'ye dönünce de, Dubai'den Türkiye'ye dönünce de böyle ayrı bir, böyle bir şey oluyorsun, böyle hani ne bileyim, ayrı bir kendimi gurur duydum ya, yani açıkçası kendimle gurur duydum. Evet, en çok istediğim bir şeydi. Ha tabii Dubai gitmek miydi? Hayır, aklımın ucunda yoktu. Ama hani yurt dışına gitmekti. Bunu da Dubai'ye giderek gerçekleştirdim ve hayalimin en azından bir yerinden bir tık böyle adım atmış oldum. Bir yerinden bir tık böyle başlamış oldum. Bu bile bana böyle kendime ayrı bir özgüven verdi. Ayrı bir böyle iyi hissettim kendimi ya. Çok iyi hissettim böyle. Farklıydı yani. Bunu anlatamam yani. Gidip bunu yaşamak gerekiyor. Kesinlikle. Aslında şu his geliyor değil mi? Ben dünyanın her yerinde bu saatten sonra yaşayabilirim hissi geldi mi bilmiyorum. Kesinlikle. Mesela ben ilk Dubai inecek olduğumda işte uçak artık yavaş böyle inişe geçti. Eyvah dedim, şimdi ben burada hani ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl olacak ki, Allah'tan Türk bir kıza denk gelmiştim ben uçakta. O kız böyle bir yönlendirme yaptı ki zaten her yerde işte havaalanından tutun AVM'lerde hep ücretsiz internet var zaten. Ücretsiz internet olduğu için de böyle çok rahat yönünü, işte ne bileyim, bir şey ihtiyacın olduğunda mesela sorabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsun. Böyle nasıl yapacağım, pasaport kontrolünden gideceğim, artık insanları takip ettim falan böyle. Ama evet, ilk gün uçaktan indiğimde çok tedirgindim. Yapamayacağım galiba diye bir düşünmedim. Evet, düşündüm. Korkmadım mı? Korktum. Ama o ta ki ben yurda gidinceye kadar. Yani o da zaten bir saatlik bir zaman. Onun dışında sonrasında tamam ya, hiç problem değil. Hatta okuldan geldikten sonra böyle ilk defa kendim böyle markete gittim ilk gün böyle. Yurttakilere sordum. Yurt görevlilerine işte hani nasıl gidebilirim, burada nerede diye. Yönlendirdiler. Kendim gidince size aldır markete gidiyorum, yani hiçbir şey yapmayacağım. Ama o bile kendime böyle ayrı bir özgüven verdi. Evet, ben tek başımayım. Evet, bir farklı bir ülkedeyim. Ve sanki yıllardan beri ben orada yaşıyormuşum gibi bir hissiyat oluştu. Hani hiç böyle yabancılık çekmedim. Ayrı bir böyle bir özgüven geldi yani. Ya bu en şahanesi ve en olmasını istediğimiz nokta aslında. Çünkü yurt dışında eğitim, hani hep böyle hayat değiştir diyoruz ya, işte insanın hayatını hakikaten farklı açılardan, farklı şekilde nasıl değiştiğini de gözlemliyoruz ve herkes görüyoruz. Herkes çok rahat bir şekilde yapabilir. Yani isteyen herkes çok çok rahat, hani işte bunu ben yaparım, sen yapamazsın diye bir şey yok.
Ki ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Hani evet, yurt dışında yaşamak zor noktaları yok mu? İlla ki var. Yani Türkiye'de de var zorlandığımız noktalar. Ama gerçekten eğer istiyorsa herkes çok rahat bir şekilde yurt dışında yapabilir. Kimse hani sen yapamazsın diyenlere kesinlikle inanmayın. Onlar işte bence sizi kıskanıyorlar. O yüzden asla öyle bir şey. Herkes çok rahat bir şekilde yapabilir. Çok zor bir şey Ben değil de yani. buna Şu an mesela ben katılıyorum. tekrar gitmek istesem, farklı bir ülkeye gitsem hiç bir tedirginliğim olmaz. Yani çok rahat bir şekilde giderim yani. Hiç zorlanmam, korkmam. Ya bu çok önemli bir şey ve bunun oluşmuş olması bence çok önemli. Çünkü birçok insanla konuştuğu zaman, hani böyle yıllar önce vardır ya Almancılar, hani sizinle konuşurken şey derler, yok ya işte Türkiye cennet vatan şöyle böyle, sonra bakıyorsunuz sen niye gelmiyorsun? Yani gibi bir durum var. Açık konuşmak gerekiyorsa şimdi insanın aslında yurt dışında düşünmesi için belli başlı sebeplerinin olması gerekiyor. Yurt dışında bir eğitim için Türkiye'de yaşadığı farklı şeyler var. Her zaman bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani başlangıçta ne seni buna itiyor? Bu sebepleri aslında insan kendine somut olarak yazmış olmalı ki sonrasında, hani bir furya da var açıkçası ya, işte yurt dışında yaşamak gibi böyle bir motto var insanlarda. Ben de gideyim, ben de çıkayım. Tabii ki görmek, öğrenmek, keşfetmek çok önemli. Dili de geliştirmek çok farklı. Ama Kesinlikle. amacınızın gerçekten ne olduğunu bilmek lazım. Onu, Yani amaç doğrultusunda ilerlemek daha doğru geliyor bana. kesinlikle evet. Yani mesela ben çok yani küçüklüğümden beri işte ben yurt dışına gitmek istiyorum. Ben orada yaşamak istiyorum. Ben sadece böyle sözdeydi. Hiç böyle hani bir adım atma yapmamıştım. İşte hani bu süre zarf içerisinde zaten işte okul, iş hayatı derken hani hep böyle sadece istiyorum hani bu şekilde kalıyordum. Ama ben işte bunu 2 sene, son 2 senedir normalde hırslı bir insan değilim. Asla değilim. Hani olmadıysa tamam olmamıştır yani. Yapabileceğim bir şey yok. Vardır bunda bir hayır der geçerim. Ama bu son 2 senedir böyle aşırı derecede işte İngilizce öğreneceğim. Yurt dışından iş bulup ben gidip orada kendim bir hayat kuracağım. Orada ben düzenimi oluşturacağım diye böyle hırs mı diyeyim artık. Bana göre hırs değil ama tabii daha önce hiç böyle şey olmadığı için Motivasyon evet yani aşırı derecede böyle şey yaptım. Kararlıyım yani yapacağım ben bunu yapacağım falan böyle. Ki zaten benim de akrabalarımdan da var yurt dışında yaşayanlar var. Kuzenlerim var, büyük babam var. Onlar mesela Amerika'da yaşıyor. Yani git ama yani yaşayanlar olduğu için geliyorlar işte yazları falan böyle anlatıyorlar, ediyorlar ama hani bu sefer başaracağım ben kesinlikle yapacağım. En önemli şey istemek. Gerçekten isteyin yani. Hiçbir şey hırsınız yoksa bile hayatınız sonuçta hayatınız bu sizin hayatınız değil, sizin elinizde olan bir şey. Bunu iyi noktaları getirmek de sizin elinizde olan bir şey. Yerinizde saymak da daha da düşürmek de sizin elinizde olan bir şey. Ve neden yani hep şu düşünce var bende. Yurt dışında yaşayan insanların benden ne eksiği var? Hiçbir eksiği yok. Yani hepimiz eşitiz. Sadece şey farklı. Doğduğumuz ülkeler farklı. O yüzden neden ben de onlar gibi olmayayım ki? Yani neden ben onlar gibi onların standartlarında yaşamayayım ki? Yani ben hep bu şekilde bakıyorum ki bu son 2 senedir dediğim gibi daha da böyle ağırlaştı. O yüzden yapacağım. Kararlıyım. Hepimiz de izleyeceğiz bence. Açıkçası ben şunu da merak ediyorum. Şimdi mesela birçok öğrenci şundan tedirgin olabiliyor. Ya ben şimdi 30 yaşın üzerindeyim. Aslında hayatım biraz daha ilerledi. Dolayısıyla işte buraya gelen öğrenciler eminim üniversite öğrencileridir. Çok küçüklerdir. Ben bunların yanında dışlanır mıyım? Benim adaptasyonum biraz daha farklı olabilir. Zaten dili öğrenmek de benim için daha çok zaman alabilir deyip kendini geri plana atan ve sürecini askıya alan çok fazla öğrenciyle karşılaşıyorum. Ben bir de size bunu sormak istiyorum. Yani sizce bu doğru bir bakış açısı mı? Bence değil. Yani ben 36 yaşındayım. İlk defa Dubai'ye gittim yani. Ve şu an mesela hayatımı da yurt dışında kurmak için şu an hem dil eğitimi alıyorum ben Türkiye'de hem de yurt dışında eğitim almak için onun hazırlığını yapıyorum. Yani neden geç değil ya? Niye geç olsun ki? Daha hatta bana şey yapıyorlar. Diyorlar ki işte madem böyle bir düşüncem vardı neden bir 10 sene önce yapmadı? Diyorum ki her şeyin bir zamanı vardır yani. Demek ki şu an zaman ve ben de şu an bunu yapıyorum. O yüzden hiçbir şey için geç değil. Yani hani zararın neresinden dönersen kârdır derler ya o hesap. Yani o yüzden
30 hiç bir geç değil. 40 yaşında da olabilirsin ki ben mesela Dubai'deyken evli iki çocuğu olan insanlar da vardı yani. 40 yaşında bir tane hatta hatırlıyorum. İsmini neydi? Tam ismini hatırlayamadım da Türk bir abla vardı. Sema Hanım olabilir mi? İsim? Sema Hanım. Evet. Evet Sema abla. Sema abla yani annemin yaşındaydı hani neredeyse. Ama kadın gelmişti yani ve hatta şey diyordu işte şimdi Türkiye'ye döneceğim. İki ay sonra Malta'ya falan gideceğim diyordu. Çok güzel bir hiçbir şey için geç değil. 50 yaşında da gidebilirsin. 30 yaşında da gidebilirsin. 20 yaşında da gidebilirsin. 60 yaşında da gidebilirsin. Hiçbir şey için geç değil. Yeter ki mutlu olacağın, senler mutluysan, seni mutlu ediyorsa onu yapmak bence. O yüzden 30 yaş geç değil. 36 yaşındayım ilk defa gittim yani. Peki adaptasyonda yani sizi zorlayan bir şey oldu mu? Giden öğrenciler işte ay ama bu şekilde oluyor falan gibi bir durum hissettiniz mi hiç? Ben çok böyle zorlanmadım da benden sonra gelen arkadaşlar vardı. Bir kız vardı onu hatırlıyorum. Kız böyle ay ben ne yapacağım buraya nasıl geldim nasıl yani falan böyle çok böyle tedirgin çok böyle korkuyordu. Dedi ki bir şey yok sakin ol hani gayet şey, alışırsın zor bir süreçte ki o bir de 6 aylık bir süreç için gelmişti. Nasıl ya ben nasıl yapacağım yapamam herhalde yapamayacağım galiba falan diye söyleniyordu ama muhtemelen alışmıştır herhalde. Belki de döndü ya da kaldı bilmiyorum ama çok tedirgindi. Tedirgin olacak hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Hem okuldaki yani hocalar da sana çok destek oluyor. Orada bu aktiviteleri düzenleyen arkadaşlar var. Onlar da çok güzel destek oluyorlar. Hepsini geçtim. Zaten sınıftaki arkadaşlarım yani. Çok hiç zorlanacak hiçbir şey yok yani. Biz oturup beraber mesela hiçbirimiz birbirimizin dilini bilmiyoruz. Ama hepimiz ortak bir dili öğrenmek için gelmişiz İngilizce. Biz hep beraber oturup ders çalıştığımızı biliyorum yani ödev yapıyorduk o bir şey söylüyordu sen bir şey bu şekilde grup halinde biz ödev yaptığımızı hatırlıyorum ve çok eğlenceliydi yani çok güzeldi. Ya her zaman ben şunu düşünüyorum açıkçası dediğiniz gibi hiçbir şey için geç değil üstüne üstlük hani Sema Hanım'ın gittiği dönemde de gitmiş olmanız bence şahane. Şimdi aynen. Zaten tekrar konuşuyoruz kendisiyle hala da görüşüyoruz yani orada şu çok önemli. Hani kaç yaşında olduğunuz değil, kendinize ne katmak istediğiniz ve ne zaman katmak istediğiniz kıymetli oluyor. Evet. Bu işte hayatınızın direksiyonu sizde. Yani bunu 15 yaşında da gerçekleştirebilirsiniz, 45 yaşında da gerçekleştirebilirsiniz. Ama mühim olan ne yapmak istediğinize karar verip onu gerçekleştirebiliyor olmak. Aynen. Bu noktada da hani okulun ya da görevlilerin zaten sizi hiçbir şekilde yalnız hissettirmediğini görüyorsunuz. Hatta yeri geliyor. Siz bazen şunu bile hissedebiliyorsunuz. Kendi arkadaş grubunuz bile buna müsaade ediyor. Yani arkadaşlarınız direkt sizinle sosyalleşiyor, farklılaşıyor. Daha bambaşka bir hayatınız oluyor aslında gittiğiniz andan itibaren. Şimdi bu ülkede, cıvıl cıvıl ülkeye gelecek öğrencilere bir tavsiye verecek olsaydınız bu tavsiye ne olurdu? Zaman kaybetmeyin. Hemen hiç zaman kaybetmeden bu Dubai olur Malta olur hiç fark etmez. Hiç zaman kaybetmeden hayallerinizin peşinden koşun ki ben keşke daha önceden yapsaydım. Keşke daha önceden bu hayallerim için adım atsaydım. Hayallerinizin asla vazgeçmeyin hayallerinizden. Kesinlikle. Şahanesiniz. Peki son sorumuz aslında bir klasik oldu diyebilirim. Süreç için Lemon Akademi'ye 10 üzerinden bir puan verecek olsaydık bu puan ne olurdu desem? 10. Çok teşekkürler. Yani gitmeden önce de çok güzel ilgilendiler. Gittikten sonra da hatta Murat Bey'le de görüştüm. Hatta çünkü oradayken bir ay daha uzatayım düşüncesi vardı. Sonra hatta annemle de konuşunca İşte hani İngiltere'yi de düşünüyorsun, istersen orada da değerlendir falan deyince birazcık böyle askıya aldı. Yani gitmeden önce de çok güzel ilgilendiler. Gittikten sonra da hiçbir şekilde iletişimi kopartmadılar ve gerçekten çok yardımları oldu. Yardımlarınız oldu diyeyim. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Zaten tekrar yurt dışı da eğitimle alakalı bir tercihim olacak olursa zaten tekrardan Lemon Akademi tercihim.
Değil zaten umarım. Güzel de bir serüven olur. Sizi de böyle izliyor ve takip ediyor olacağız diyelim. Güzel başarılarınızı da görmek için heyecanlanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarım 2024'te sizin için böyle bütün güzellikleriyle gelir. İnşallah. Güzel kapıları. 2023 gerçekten çok güzel bir seneydi ama 2024'ün çok daha şahane olacağını düşünüyorum ben. Bu videoyu da zaten kaydediyor olacağız. Yayınladığımız zaman aşağıya yorumlarını bırakabilir öğrenciler. Hepsini tek tek okuyoruz. Akıl yani onların aklından geçen soruların bazılarını sormamış olabiliriz. Unutmuş, atlamış olduğumuz sorular olabilir. O yüzden aşağıya yorum bırakabilirler. Belki bir sonraki videoda istediğiniz konudan sorularımızı da soruyor oluruz. Zaten yanıt veriyor olacağız. Size de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler, görüşürüz.